Değerli basın mensupları, bugün 26 Ağustos. Anadolu'nun bizlere yurt olmasının ilk adımının atıldığı Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü. 26 Ağustos aynı zamanda bu toprakların emperyalistlerden kurtaran Kurtuluş Savaşımızın büyük taarruzunun da başladığı gün. Nasıl 26 Ağustos 1071 Anadolu'nun kapılarını bize açtıysa, 30 Ağustos 1922'de bu toprakların emperyalistlere hiçbir zaman bırakılmayacağını, teslim edilmeyeceğini yedi düvele gösterdiğimiz gündür. Anadolu ve Trakya bu zaferle ulusumuzun son ve ebedi vatanı olmuştur. Milletimizin ortak tarihini kimse bölmesin. Bizler milli bayramlarımızı senin bayramın, benim bayramım diye bölenlerden olmayı düşünmüyoruz, olmayacağız. İlk zafer de bizimdir, son zafer de bizimdir. Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir. Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe müjdeleyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Bu toprakları yurt yapan ve yurt olarak kalmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kere daha saygıyla, minnetle eğiliyoruz. Değerli basın mensupları, Anadolu emperyalizme karşı dünyanın gördüğü en onurlu savaşlardan birini veren atalarımızın canları pahasına bize vatan olmuştur. Onların şanlı mirası olarak da bizlere kalmıştır. Bizlerin görevi de bu mirası bizden sonra çocuklarımıza, torunlarımıza aynı şanla, şerefle devretmek. Kolay kolay hiçbir milletin sahip olamayacağı böyle şerefli bir mirası hakkını vererek korumak gerekir. Oysa tek adam vesayet rejimi bu onurlu mirası koruma konusunda her gün sınıfta kalmaktadır. Seçim kazanmak için terörist başının mektubunu televizyonlarda okutan, kırmızı bültenle aranan kardeşini devletin televizyonlarına çıkaran, Suriye'deki vatan toprağını teröriste bırakıp ecdadımız Süleyman Şah'ın türbesini sırtlayıp kaçan, ülkemizin tapu senedi Lozan'la her fırsatta kavga eden ama Ege'deki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına sessiz kalan, Yunanistan Cumhurbaşkanı bu adaları ziyaret ederken sil külahın görünmesin diyerek ses dahi çıkarmayan saray hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri karşısında da ülkemizin boynunu özellikle bu başkanlık seçimleri sürecinde sürekli bükmektedir. Yüzümüzü yere düşürmektedir. Önce bir başkan adayının bundan 8 ay önce yaptığı ülkemizdeki seçimlere müdahale etmekle ilgili küstah konuşmaya neden zamanında cevap vermediklerini, bunu içimize sindiremeyeceğimizi söylediğimizde biz zaten biliyorduk, muhalefetin ne diyeceğini bekledik diye zırvaladılar. Değerli basın mensupları, şimdi de yine Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde diğer başkan adayının konuşmasında Türkiye gündeme geldi. Bundan 2 yıl önce sarayın kibirlisi kişisi, bu fakir bu görevde olduğu sürece alamazsın dediği papazı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ver deyince bir gecede iadeli tarihli olarak Beyaz Saray'a göndermişti. Aradan 2 yıl geçti. Daha milletimize yaşattıkları bu utancın yaraları da alınmamışken bu kez Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Trump papazı ekranlara çıkardı. Ülkemizi bir kere daha ABD'deki başkanlık seçimlerine meze etmeye cüret etti. Erdoğan'la konuştuk, anlaştık. Fransız'ı geri aldık dedi. Yetmedi, bir de Erdoğan çok iyiydi diye ilave etti. Yani Trump burada ne diyor? Diyor ki, ben Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türk yargısına emir ver. Türk yargısına ayar ver. Ben istedim. Türk yargısı falan önemli değil. Erdoğan rahibi bıraktı diyor. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin diğer adayı Biden'ın sözlerini muhalefeti yıpratacakları zannıyla günler boyu sabah akşam
ekranlara koyan yandaş medyaya buradan soruyorum. Trump'ın açıkça Türk yargısına bu ülkenin Cumhurbaşkanı üzerinden ayar verdiğini anlattığı bu sözler neden hiç kullanılmıyor? Bu sözleri neden saraya da soruyorum? Bu sözleri neden duymazdan geliyorsunuz? Değerli basın mensupları, defalarca uyardık. Bu ülkenin yelkenlerini sıcak parayla doldurup gününüzü gün etmeyin dedik. Borç alırken tatlıdır ama öderken acı olur dedik. Madem borç aldınız, bu paraları ekonomideki eksiklikleri, yedikleri kapatmak için kullanın dedik. Geri ödeyecek yatırımlar yapın dedik. Bunları yapmazsanız borç alan emir alır dedik. Hep kulaklarını tıkadılar. Siz bilmiyorsunuz, paradigmalar değişti dediler. Yine biz bu ucube rejim milletimize dayatılırken uyardık. Emperyalistler tek adam düzenini sever dedik. Çünkü güçle, baskıyla tek adamın kolunu bükmek çok kolaydır. Tek adamın zaaflarını, kusurlarını kullanarak bir ülkeye bazı şeyleri dayatmak son derece kolaydır. Ama kuvvetler ayrılığı olsa, güçlü bir meclis olsa, istişare olsa, tıpkı bir market tezkeresinde olduğu gibi demokratik rejimlerde emperyalistlerin bu ülkenin tamamının kolunu bükmesi ne meclisi ne de yargıyı baskı altına alması mümkün değildir dedik. Gelin bu sevdadan vazgeçin dedik. Söyleyeyim, bugün haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz. Ama sonuçta ortada. Amerika Birleşik Devletleri sarayın kibirlisini, mal varlığını araştırmakla tehdit ediyor. Suriye'deki askeri operasyonlar duruyor. Trump binlerce kilometre öteden Erdoğan'a bir telefon edip Türk milleti adına karar vermesi gereken yargıya Recep Tayyip Erdoğan üzerinden ayar vermeye kalkıyor. Talebi yerine getiriyor. Şimdi bu Trump'ın bu sözlerine tekrar soruyorum. Saray hiçbir şey demeyecek mi? Türk yargısını bu zilletin altında mı bırakacak? Yoksa tepki verme işini de mi, buraya da tepki verme işini de mi bize havale ettiniz? Bu ülkeyi canları ve kanları pahasına kuranların, emperyalizme karşı savaş meydanlarında canını, kanını döküp verenlerin, kanlarını dökenlerin, bu toprakları bize vatan kılanların ruhları, ülkenin bu beceriksiz yönetimiyle geldiği noktada gerçekten muazzep olur. Ama şunu söyleyeyim. Umutsuzluğa kapılmanın yeri yok. Bu ülke, bu millet kendisine bırakılan mirasa sonuna kadar sahip çıkacak. Bunlar geçicidir. Milletimiz bunları görüyor. Söylediklerini duyuyor. Söylemediklerini de duyuyor. Önlerine sandık gelir gelmez, milletimizin önüne sandık gelir gelmez, kendisini işsizlik ve hayat pahalılığı arasında ezenlere, emperyalizmin kirli siyasetine alet edenlere yerini gösterecek bu liyakatsiz siyasete, bu liyakatsiz siyaset erbabını evlerine gönderecek. Çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru almayacağım. Soru almayacağım, hayır. Peki. Teşekkür ederim. Soru daha sonra Tekirdağ'la ilgili olarak alacağım. Şimdi anlayacağım. Bu son sosla ilgili. Evet. Bugüne kadar yapılan birçok etkinlikte virüsle ilgili koşullar ciddi şekilde gevşetilmiş. Gerek 15 Temmuz kutlamalarında, evet, gerek Ayasofya'nın açılışında, gerek diğer etkinliklerde, üniversite sınavlarında, ama her nedense 30 Ağustos gündeme geldiğinde pandeminin ilk o akut günlerindeki önlemlere geri döndü. Dün söyledim.
Burada bir dengesizlik var bildiğine benim. Bu da milletimizi incitiyor, milletimizi rahatsız ediyor. 30 Ağustos törenlerinin tüm görkemiyle kutlanmasını bekliyoruz. 30 Ağustos'un ve yine Malazgirt zaferinin, yıl dönümünün milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Örgütlerimiz 30 Ağustos'u neşeleni yürüyüşlerle tüm görkemiyle kutlayacak.